Merhaba değerli milyoner izleyicileri. Herkese iyi bayramlar diliyoruz ve Orhan Uluca ile birlikte Banko Futbol bayram özel yayını başlıyor. Orhan hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de herkesin bayramını kutlayayım. İzleyen, dinleyen herkese mutlu, sağlıklı, sevdikleriyle beraber huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyoruz. İyi bayramlar, mutlu bayramlar. Vallahi ben mutluyum. Bayram hediyemi <laughs> aldım ve evet. giydim. Direkt yayınladı. Bununla çıktım. Helal olsun hak ettin. Turdan önce söylemiştim ama sevgiyle de buradan mesajımı ilettim. Yani Milan hem kazandı hem üzerine turu geçti. Ki bence yani ikinci maçta da daha fazla da atabilirdi yani çok enteresan bir maç oldu. Yani şu an Avrupa'nın en formda iki takımı olarak kura çekimine gelen Napoli ile Benfica veda etti etti. Oralar başka bir yer çünkü değil mi? Bir de şu var tabii ki. Bence böyle eleme olduğu zaman çok abartı formda olan takım şöyle bir kazanmak zorunda olduğunu hissettiği yandan itibaren e, ligde kötü olan, şu anda çok formda olmayan, eşleşmenin kesin kaybedecek gibi görünen kısmı zaman zaman abartı bir ko konsantrasyon gösterebiliyor. Kaybedecek hiçbir şey yok çünkü. Tabii. Bir de, bir de yıldızı iki fazla. maç. Ya, o takımlar söylediğimiz takımlar sonuç itibariyle bu tarz maçlar için yaşayan oyunculardan kurulu. Mesela Inter herhalde senin bahsettiğin Milan daha böyle bir hoca takımı gibi çünkü Pioli çok iyi bir kurguyla 3 maçı atlattı oran ya Napoli farklı bir takımla oynamış olsaydı Serie A dışında yüzde turu çoğunluğu geçerdi değil ama burada kendi ülkesinden olduğu için daha iyi analiz edebiliyor daha kolay eşleşme daha kolay tuzak kurabiliyor kendini değiştirmeyecek olan Napoli yani oynayacağı şey belli ama rakip birazcık olsun farklı bir Kurguyla çıktığımı her zaman için başarabiliyor. Ya hiçbir zaman için. Şimdi mesela diyelim ki çok formda Real Madrid belki atıyorum şampiyonlar yine alacak. Ama Barcelona ile karşılaşsa Avrupa ligine gitmiş Barcelona ile geçemeyebilir turu. Tabii. Ama Real Madrid'in Napoli'ye, Milan'a, Inter'e geçmesi kolay. Yani kendi liginden olan her zaman favori olmayanın bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Ben. Yani bir de şöyle bir durum var. İtalyanlara baksana Orhan. altı takımla çeyrek finale geldiler Avrupa'da. İkisi birbiriyle eşleşti. Biri otomatik eleniyordu. Beş takımla yarı finale geldiler. Üç kupada. Şöyle. İnanılmaz. Ben diyorum yani son dönemde bak bir ara Bundesliga çok iyiydi. 2010'larda. Doğru. Hani neden o? Çünkü hep der oluyor Enes. Kulop'un Dortmund 2 yıl şampiyon yapması Bayern Münih'i bir üst seviyeye çıkardı. Rekabetin getirdiği seviye. Tabii. Rahat olmadı. Mesela Guardiola hep rahattı Bayern Münih'le. Hiçbir zaman için kendini test edemiyordu. O çok önemlidir. Mesela bu da La, şampiyonlar ligine zaten. La Liga ile ilgili ben ilk Türkiye'ye geldiğimde bir şey demiştim. Madrid o zaman Real Madrid ve Barcelona çok üst seviyeydi. Guardiola ve Mourinho vardı. Ama bu ne olursa olsun iki başlı birlik olsa da arkadakileri kendi seviyesine çıkmak durumunda. Ve oraya biraz yaklaşan götürür ortalığı. Oraya biraz yaklaşan Sevilla üç tane Avrupa Ligi'ni aldı dört kere. Tabii. United'ı yani, nasıl ya? Ben şaşırmadım ona bu arada. Abi yeni teknik türlüyle mağlubiyet yok daha. Valla benim Avrupa gelirinde şaşırdığım iki maç oldu. Tüm maçlar içinde. turnuva anlamında. Ben ona bir tek benim kuponumu yaktı. Üst dedim o Diğeri iki maç buçuk de Diğeri de Bazel yani Nice eledi. Ha Nice çok aman aman bir evet. takım mı değil ama Bazel de gördük Trabzon'un eşleşmesinde. Yani buralara gelebilecek bir takım değil. Neyse başlayalım mı bayram programına? Lige başlayalım o zaman. Cuma günü ilk maçımız Premier Lig'den Arsenal Southampton. Geçen hafta da 10 dakikada İki farklı öne geçtiği maçta Fulham'a beraberliği yakalandı. Maçı kaybediyordu neredeyse Arsenal. Böyle giderse yani zaten yakaladı şu anda. City bir maçı eksik. Bir de aralarında maç var. Orhan Guardiola'nın istediği olacak gibi görünüyor. Ne dersin bu maça? Ya bu maç Arsenal ağır favori ve 1-0-6 vermişler galibiyetine ya. Hayatta girilmez. Ama şunu yapabiliriz. Ee, ilk, yarı, i̇lk yarı ilk yarı 1.5 üst 1.90. Çok iyi. Çok iyi. Bence de çok iyi. Ben Hatta ona Arsenal ilk yarı bir buçuk üst bile deneyebilirim. Evet ben de zaten öyle düşünüyorum. Ama totalde bir buçuk üst de çok iyi. Bir ya yeter. Zaten son maçların hepsinde rakip kim olursa olsun ilk yarıda iki tane atıyor Arsenal. Oyun stili. Kaçır kaç. Yani bu maç öyle geçecek. Ancak kaçırırsa. Hani çok gol kaçırıp oluyor ya 1-0 bitiyor. Tabii. Öyle olabilir ancak. Ama bir şey deneyeceksem tek deneyeceğim şey o herhalde. Verona, Bologna. Ne diyorsun? Aykut? Bir. Vay. Net konuşuyorum. Çünkü Bologna'yı geçen hafta Milan maçında izledim. Hatta Reals videosu da çektik. Ve dedim ki Milan bütün konsantrasyonunu Napoli maçına vereceği için yedek kadroyla çıkar. Öyle de çıktı. Ve birinci dakikada gol attı Bologna. Buna rağmen Pobega'nın enteresan bir şutuyla birbiri yakaladı Milan. Daha iyi oynayan Milan'dı. İkinci yarıda aldı oyuncuları. Ama Bologna'da sanki böyle bir hedefsiz kalma gibi bir durum var Orhan. Bu mesela bazı takımlar için geçerli Avrupa genelinde. Mesela İtalya'da Udinese, Bologna, Türkiye'de Başakşehir. Ya yani böyle arafta kalmış takımlar var. Ve onları ben artık çok değerlendirmeyeceğim. E Verona ile uğraşıyor. Kendi evinde kim oynuyor, kim oynamıyor, kim eksik bunların hiçbir önemi yok. Ben 2.44'lük oranıyla Verona diyorum. Ben de diyorum ki ben Bologna'nın son dönem formdaydı biliyorsun çok. Üst evet. üst iki galibiyet aldı. Bir arada kaybetmedi. Karşılık gol var 1.91. Bu maça denerim bak. Gol var olabilir. Hı. Çünkü Bologna formda Verona kazanmak durumunda. Yani 0-0 bitmezse bu maç 1 -1, en az 1-1 bir görür diyorum ben. Espanyol Kadiz. Ben burada buna da buyur. sıfırdan bir diyeceğim. Yani böyle çok sıfır arasındayım ama yine de bir diyeceğim. Espanyol geçen hafta anlattım. Çok kötü gidiyorlar. Haftalardır kaybediyorlar. Yani Betis'e 3-1 yenildiler. Ama ben Espanyol'da yeni hoca ile birlikte ki Luis Garcia geldi eski bir Espanyollu. Zamanında da çok anlattım yani Espanyol gibi takımda 50 gol 60 bir isimden bahsediyoruz. Ben bir onun hava getireceğini bu maçı 1.82 bir iyi yani denerim. kazanacağını düşünüyorum. Çünkü kazanırsa kümede kalma adına umutlanır. Diğer iki tane sonuçta hiç buralara gelmez bu iş. Hedef maçı bu. Augsburg Stuttgart. Şimdi, şut kartı Sebastian önes geldi, fark yarattı. Şudur, ya biliyorsun Dortmund'da da 10 kişi kalıp 3-3 yaptı. Zaten eski farklı bir şut kart geliyor. E, Augsburg zaten ligin enteresandır. Hep karşılıklı gol var ve üst maçlarını oynayan takımı. Evet. Net üst diyorum, karşılıklı gol var. Yine de ben şut kartının daha şey olduğunu düşünüyorum. Önde olduğunu düşünüyorum. Önde, Önde olduğunu. Ama 1.57 üst tonunu çok yüksek bence denenebilir. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz. İlk yarı 1.5-3, Arsenal. Espanyol galibiyeti, Augsburg şut kart üstü. Nasıl kupon? Süper. Var Güzel bir mi? Yer. Espanyol bak, Augsburg'un 1.60'a yakın üstü var. E, ee, Espanyol'da 1.80 küsür. 1.82. Adam bir kupon yaptık ya. Yani. Arsenal'da 1.90. Bana, bana çok mantıklı Ey geldi. Bak, devam edelim. Bu yayın içindeki cuma kuponumuz olsun. Devam evet. edelim bakalım maçlara. Ümraniye Beşiktaş Cumartesi günü sevgili Orhan. Şimdi Ümraniye Spor'da Biliyorsun. Hoca değişikliği hoca oldu. Hoca değişikliği oldu. Ben ama artık yani çok geç kaldıklarını düşünüyorum ona. Ben Beşiktaş bu maçı kazanır diyorum. Ben ilk başta 1-41 üst diyorum. Üst. Hatta bu maça karşılı gol var ve üstte diyorum. Karşı gol var 1.39 39 önemli değil. Beşiktaş yani bu ilk başta. Bir sürpriz olabilir çünkü yeni hoca ben korkarım. Ama hani ee, şöyle ki olur ya Beşiktaş kazanacağını düşünüyorsun. O zaman iki buçuk üst ve iki. iki buçuk üst ve iki. Bak olur. bu da enteresandır. İki sıfır sekiz. Beşiktaş kazanır ve üst. Beşiktaş'a güveniyorsan Ümraniye'de yeni teknik bir gol atacağını düşünürsen en az. Tabi canım yani ben onlara şeyim yok. Ben bir verdiği için Beşiktaş'a bana yetti. Ya iki ve iki buçuk üst. İki sıfır sekiz ya. Ben iki dedim. Devam edelim. Fulham, Leeds United. Premier Ligi uzanalım. Benim burada çok net bir şeyim var. Fulham, Leeds'e bunu kupona da aldım. Çünkü ikisi de uzun süre sonra kazandılar, ettiler. Biri Everton'da, biri şeyde. Üç maç, 5 maç. Formda yani evet. artık bir çıkış başladı ya. 1.67 üst. Üst mü diyorsun? Ben de gol var olarak düşündüm o maçı. Brentford, Aston Villa. Burada biraz şey oldum ya hani Arada kaldım mı? Aston Villa da iyi gidiyor. Evet Brentford'da ben 2.5 buçuk buraya da diyorum. Ben bu maçta sürpriz bir şey deneyeceğim. Ben ilk yarıda 2 gol olur diyorum. Hatta ilk yarıda karşılıklı gol var bile olabilir. Bak bu kadar bu riski alırım bu karşılaşmada. Fena değiller. Aston Villa özellikle çok iyi durumda. Yani Aston Villa'nın ilk yarıda atacağı bir gol zaten benim dediğimi yapar diye düşünüyorum. Crystal Palace Everton. Alt. 1.42 veriyor alta. Katılırım ben de sana. Yani 0-1 gol aralığında bile bitebilir bu maç. Leicester Wolverhampton. Aynı şekilde alt. Buna bu Leicester alt. birini yenecek mi Orhan peki ya? Yener muhtemelen. Ben bu hafta yensin diyorum o zaman. 2-13. 2-13. 2-13'den ben Leicester galibiyetini deneyeceğim. Artık liglerin boyu kısaldı. Yani oranlara çok bakmayın. 2-13'müş, 2-50'ymiş. Şimdi ihtiyacı olan takımlar son demlerinde artık. Son şeylerini atıyorlar. Oldu oldu. Olmadı düşecekler. Bu kadar söyleyeyim. O yüzden ben risk alma zamanı diyorum. Liverpool-Nottingham Forest. Liverpool'a oran verilmemiş. Ee, i̇lk yarı bir dar geçerim ben. Ben bundan. de handikaplı kazanır diyorum. Liverpool bu maçı. Buradan bir Salernitana-Sassolo yapalım. Yine bu maçı da 1-1 diyorum. 1-1. Evet, yani karşılık gol var diyorum. Gol Sonrasında var. bakmak çok zor. Mantıklı. Üste denenebilir bu karşılaşmada. Lazio-Torino. Ben burada biri koyarım ya. Ben de koydum. Kuponu da aldım. Aldım. Lazio'yu aldım. Çok iyi gidiyorlar. Avrupa'dan elenmeleri onların işine geldi. Hakikaten iyi bir motivasyonla. Bir de şimdi Juventus'un puanları geri verdiler biliyorsun. 15 puanı verdiler. Evet. Hemen enselerine geldi Lazio'nun. Yani o Roma, Inter, Milan öyle rahat rahat takılırken o puan kayıplarını öyle arayacaklar ki şimdi oran Juventus tekrar döndü ve şu an hepsinin üzerinde Şampiyonlar Ligi potasında Lazio bir tek yerini koruyabilir. Ben Lazio'nun hedefsiz Torino'yu yeneceğini düşünüyorum. Sampdoria Spezia. Kurt... Bence Sampdoria düştü da. Artık son şeylerini oynuyor onlar da. Evet, burada kritik. Ben Spezia kaybetmez diyorum burada ya. Kaybetmez mi diyorsun? Ben de ne diyorum biliyor musun bu maça? Beraber yani bir tane gol olursa bence bu maç şeyi yüksektir. Üste gidin diyorum ben bu maçta. 1.82 veriyor. Yani Atıyorum Spesia maçın 30. dakikasında 1-0 öne geçse Sampdoria hiç almadığı kadar risk alacak bu maçta. Ben üstte olabilir diyorum. Devam edelim. Osasuna Betis. Betis. Ne diyorsun? Vallahi Real Betis fena gitmiyor. Yani son maçtaki galibiyetle biraz soparlandılar. Hala birçok cezalı ve sakat oyuncu var. O hedefsiz. Ya ben gol var diyorum. Real Betis'in de savunmasını beğenmiyorum. Gol var olur bu karşılaşma. Almeria Bilbao. Ah, Almeria Bilbao. Çok arada. 2-3 gol. 2-3 gol arası. 2-3 gol. Ben bu maça beraberlik diyorum. Ya yani Almeria bir puan alırsa mutlu olur bu karşılaşmadan. Ve zaten o düşme hattının hemen üzerinde oralarda dolanıyor. Böyle Bilbao'ya çok risk alacaklarını zannetmiyorum. Yani bir puan yeterli olur. Eğer şey oynarsam da ya 1-0 çifte şans oynarım. Almere kaybetmez. Daha böyle şeyi düşüreyim diyenlere de 1-0 çifte şansı tavsiye ediyorum. Bayadolit Girona. Ben bu maça üst diyorum. Üst mü diyorsun? Evet. Bayadolit tamam. Girona. Yani zor maç olabilir. Bak bir hatta şunu söyleyeyim. Bir dakika. Bir taraf bahsinde gitsen de Bayadolit derdim. Bir mi dersin? Son maçta şaşalı bir şekilde kazandılar. Ben şöyle bir puan tablosuna da bakayım. Girona ligin en rahat takımı. 38 puanla ne yukarıya yetişebilir ne aşağıyla bir işi var. Bayadolid bir kazanırsa baya bir yolu yarılamış oluyor. Valla ben bu hafta hep böyle tahminlerle gidiyorum oran. Ben de bu maçın bir ihtimalini değerlendiririm. Evet. Oranı da yüksek. Sen o zaman e, şu Sosyedat-Vayakano'ya kafadan biri koyuyorsun o zaman. Sosyedat-Vayakano mu? Ben Sosyedat'tan o kadar bunaldım ve nefret ettim ki. Bak bu sene iki tane takımdan çok bunaldım. Biri Sosyedat. Diğeri de her ne kadar son maçta tavsiye edip ısrarla önermeme rağmen Riyas'la da. Diğeri de Roma. Çünkü kazandı tamam bizi mutlu etti. Israrla demiştim Roma kazanır. Belki uzatmaya götürür maçı. Öyle de oldu. Uzatmada da turu geçtiler. Ama Orhan yani bayılıyorsun ya. Çok maçını da anlattım bir de. Yani maçı anlatırken bir keyif alma şeyin vardır değil mi? O seni daha da dürter. Ya sürekli pas 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 oraya dön dön dön. Net bir fırsat yok. Yeter ya. Aynı şeyde fabrikasyon gibi oyuncular yok Zubi Bendi yok Zubeldi ya o çıkıyor yerine başkası tamam akademiden çok iyi oyuncular çıkartıyorsun. Bir robotik bir düzenim var. Saygı duyuyoruz buna. 17 tane altyapıdan oyuncu oynatıyorsun da. Yeter abi. Real e, Arena'ya 50 bin kişi geliyor oraya. Bir şey izlet ya. Yine de bu maç kazanmak zorundalar. Kritik. Kazanmak mecburiyetinde oldukları için sen Sociedad diyorsun. Ben de bu maçı maça 2-3 evet. gol diyorum. İyi bakalım. Real Madrid, Celta Vigo. Şimdi Madrid kazanır. 1-21. 1 21 Son dönemde de Madrid yani Chelsea, Chelsea'ye, Kadiz'e gol yemeden gidiyor 2 maçtır. Burada yerler bence. O zaman 1 bir, bir, ve, bir ve ve üst. Şöyle. Ben yani Celta bir golünü değerlendireceğim. Çünkü iyi bir orana getirir maçı. Ona göre bence izleyenlerimize de kullansın. Ben gol var diyeyim. Üzerine siz ekleyin. Bochum Wolfsburg. Bunun da oranları çok. <laughs> çok zor maç. <laughs> zor maç. Bochum Wolfsburg'a gol atar mı? Atar. Wolfsburg gol atar mı? Ben gol var düşünüyorum maça. 2-3 gol arası ben ya. 2-3 gol. Zor her, maç. Hertha Berlin Werder Bremen. Geldi Paldar daha yine 3. kez. Yine döndü de ulaştı geldi. Kurtar Hemen et eder mi? Eder. O yüzden ben aldım. 1 diyorsun değil mi Tabii. Gerçi 1 olup da 1 oran 2-0 olduğun ya da çok tehlikeli oluyor ya. Yani. Eee hiç oranla takılma sen. Gertaberin, Pal ile Sonuçta Pal Dardai yani oğlu, or iki, üç oğlu var futbolcu. Birisi orada oynuyor. Biliyorsun Anton Dardai. Şey e, futbolcu olarak dardayı orada yaşadım Üçüncü kez teknik direktör olarak geliyor. Hemen etki tek isim orada Dardai. Verdi de zaten e, çok şey değil. Hani aman aman zorlanacak seni bir durumu yok. Anlatabildim mi? O yüzden ben e, bir de yani kazanmak durumunda dolayısıyla ben kesin net bir diyorum her taberlin kazanır vallahi niye bir tane böyle kupon yapalım oran kazanma mecburiyetinde olan takımlar bu şey hem kurtarıcı olarak geliyor ligin sonunda demir atmış durumda neredeyse ben e, daha güzel bir şey olamaz. rakip de güzel biliyor musun İç evet. saha yeni teknik direktör her taberlin kazanır diyorum bakalım ama şimdi Hoffenheim köln şimdi Hoffenheim köln de şöyle Son dönemde 3 maç üst üste kazandı biliyorsun ilk defa. Bir beraberlik Bayern'den. Tabii ki. E, yeni teknik direktör geç de olsa etki etti diyelim Matarazzo. Ve kesinlikle ve kesinlikle burada tabii ki Hoffenheim galibiyeti beklentim benim. Ama riskli mi maç? Riskli. Üst olur ama değil mi? Üst olabilir. Mainz Bayern Münih. Vay be. 1.38 veriyor Bayern Münih'e. Hiç girmem bak arkadaşlar. Tabii ki Bayern Müni favori. Net favori yani. Ama bana göre bu maçı kaybetse bile Bo Svensson e, biliyor musun Thomas Tuchel'in altın Thomas Tuchel dönemi oynadı Mainz'da eski öğrencisi. Yani Mainz'da oynadığı bütün sürede Thomas Tuchel teknik direktörüydü Bo Svensson. Un. Çok iyi bir teknik direktör. Hatta biraz böyle hakkını yendiğini düşünün teknik direktörün birisi Bo Svensson. Biliyorsun Mainz Tuchel'i Klopp'u çıkardı. Bence Bo Svensson'un arkasından gelmesi gereken isim. Gelir Akıllı ama akıllı bir Premier Lig kulübü gider Mainz'dan bu Osman son olur. Gidip de e, orada burada şey yapacağını. Kendisini çok net bence kanıtladı Mainz'dan. Çok gol atıyor. Burada şunu söyleyeceğim. İlk yarı bir buçuk istiyorum ben bu maça. Ne diyorsun? Mainz'dan da bekliyorum gol bir de. Hatta ilk yarı karşılıklı gol var da olabilir. İlk yarı karşı gol var 3.36. Bunu da deneyebilirim. Kaç? 3.36. Ama ilk yarı bir buçuk üst. O çok yoktur. 1.98. Var çünkü neden biliyor musun? Bayern Münih'in tek başına galibiyetine bile 1.38 veriyor. Mainz yani, iyi takım abi. Bayern Münih'e 1.38 nerede gördün sen böyle başlarda? Bir de Mainz güçlü yani. O yüzden ben... O zaman Dortmund Frankfurt diyeyim sana. Donyan Malen diyorum ben de son dönemde çıkmış. Burada bir kere iç saha performansı form grafiği açısından baktığında Dortmund bu maçı kazanır. Gol yenerek kazanır. 1 ve 2.5 üst diyorum. 1 ah. ve 2.5 üst. Önce 2.5 üst 1.34. 1-1.42. 1.70'lere gelir. Evet, evet. Devam edelim bakalım. Pazar gününe geldik. Kasımpaşa Konya. 2.5 üst dedim 1.58 ama bu maçta yani bu ilk şey Ben Kasımpaşa'nın Konya'yı yeneceğini düşünüyorum. Yani yeni teknik direktörün daha güzel etkisini şimdi şimdi de göstereceğini. Konya Spor'un da o olayı biraz sonra erdiğini düşünüyorum. Yani uzun süre kazanamadı biliyorsun. Evet. Adana ee, Demirspor maçını da kaybettiler. Evet, Bayağı şimdi Konya Spor'da öyle bir noktada ki hani artık yukarıya çıkma şansı yok. Aşağıya yok, yok, inme şansı var. yok. Ama burada Kasımpaşa'nın şeyi var. O yüzden ben Kasımpaşa kazanır diyorum bu maçı. Bir dedin. Ben de yani sana katılırım. Ama üst daha mantıklı bence de. Adana Demirspor Kayseri Spor. Ben kuponumu aldım. Bir i̇lk, diyorum. İlk yarı bir buçuk üst bir doksan beş. İlk yarı bir buçuk üst dedin sen de. Ben de bir dedim bu maça. 1.42 veriyor. Yani Adana Demirspor gayet iyi. Kayseri de dikkat et. Kendi evinde bir şeyler yapıyor. Deplasmanda zaten Çağdaş Hoca'yı da dinledim. Mental anlamda çok yorulduk dedi. Yani elindeki avucundaki bütün oyuncuları zaten kullanıyor. <laughs> Ve İyi bir noktada beklentilerin üzerinde ben bir diyorum maça. Galatasaray Karagümrük. Kupon aldım ben. İlk yarı bir buçuk üst. İlk yarı bir olarak aldım. Tabii ilk yarı bir buçuk üst, ilk yarı bir. İlk yarı bir buçuk üst, işte kornerler açılmamıştı. Bir... Onları zaten artık söylemiyorum arkadaşlar, Biliyorsun. Evet, biliyorsunuz. İlk yarı karşılık gol var da bu hani denenemeyecek şeylerden birisi üç yıl ama şöyle bir şey, ev sahibi. Icardi oynar mı? Ben onu düşünüyorum. Yani Ben şeyi yapabileceğini okuduğum haberler o yönde Orhan. Yanımda bekletip battı skoru alamadı. 60'ta falan Icardi'yi atabileceğini düşünüyorum. Olabilir. Ee, şöyle. Bu maça özel bence 1 ve 3.5 üst defa değil 86. ya Bunların 1, 86. hepsi denenir. Gollü bir maç olacağını Aynen ben de öyle. düşünüyorum. Ama ben oranı artırayım diye ilk yarıdan 1 olarak bunun kuponumu aldım. Yani bu maç böyle 4-1, 5-1 gibi çekmiş. Bitebilir. Eğer iyi 4-1 oranı 12.00. Galatasaray'a kadar Galatasaray, gelebilir Galatasaray, tabii. Maç sonu 4-1. Bournemouth West Ham. Vallahi bu maç zor bir maç. Beraberlik gibi geliyor bana. Beraberlik mi diyorsun? Ben West Ham'ı dün anlattım Gent maçında. Bir 10 dakika oran bir gaz yaptılar. Bak 10 dakika diyorum sana. Gent 55'e kadar harikaydı. 1-0'da öne geçtiler. Bir duran topta Antonio 1-1 yaptı. İlk kere böyle bitti. Dedim bu David Moyes nasıl çözecek bunları vesaire derken. Bir 10 dakika oran bak iki tane direkten döndü. Üç tane gol attılar. Bir tane daha attılar. Elle oynama var diye garip bir şekilde iptal oldu. Yani 6-7 tane net aksiyon yaptılar 10 dakikada. Maç 4-1'e geldi. West Ham zaten böyle bir takım. Ben gollü bir maç olur diyorum bu. Bir. İkincisi de ben West Ham tarafındayım. Newcastle Tottenham. Ben de burada enteresan bir şey söyleyeceğim. Birincisi Newcastle tarafındayım. Çok kritik. Kazanmak zorunda 1-63. Ama daha önemli bir şey varsa bir ihtimalde hiç taraf bahsede girmeyip 2.5 alt desem 1.75. Sen yani maç 1-0 biter diyorsunuz o zaman. Maksimum 2-0. Ben de bu maçta 1 diyorum. 1-63'ten Newcastle diyorum. Empoli-Inter. 1 ve 2.5 6 4 11 ya. Hadi 2.5 altını alma. mı? 3.5 altını alacak. 1 ve 3.5 altı 2 37. Bunu diyorum işte. Çok güzel. <laughs> Geçen hafta <laughs> Geçen hafta hangi maçtı? Hangi maçtı hakikaten? Şeyi uyarıyı verdi ya. 2 ve 4.5 altı Alaya Galatasaray mıydı? Alaya Galatasaray'da evet. 4-1 bitti. Ama ben dedim size, bakın Orhan'ın şifreli maçı bu. Ben de gerekli hatırlatmayı yaptım. Şaktayım. Eğer onun tersini söylersem <laughs> tutmuyor arkadaşlar. <laughs> Aynen öyle iki ve üç buçuk alt demiştim doğru. Hatta garanti olsun dört buçuk yapalım dedik. O zaman Nifkasıl gol <laughs> boş olma diyoruz yani. Arkadaşım. Yok yok onu da ben beklemiyorum. Bir ve üç buçuk alt değil. Bak, eğer Newcastle bak Newcastle Totlum'da üç üç ne bileyim üç buçuk üstü geçen bir şey olsun. Herhalde olsun diyeceğim bu iş artık pireyim diyeceğim yani. Dolaylı yönden. Ya, ya Zaten izleyenler o kadar güzel alıyor ki mesajı oran Herkes sen onu dediğin anda öbür şeyini oynuyor ve herkes mutlu. Inter. Ben bu bak 1.58 üst var. Başka bir şey almayacağım. Empoli Inter. Ya bir birini de yensinler artık. Juventus da geldi aşağıdan. Yani hafta içinde tamam 3-1'den 3-3'e kalandı vesaire. Ben bu kez kazanacaklar diyorum ya. Inter diyorum. Ya Yok, birini sonra. yenmeyecek mi bu takım ya? Yenecek elbette. Moralle de yener. Monza Fiorentina. Fiorentina nasıl dün bir sırat köprüsüne geldi, geri döndü ondan sonra. 2, -2. Yenildi kendi sahasında. Ben bunu alt diyorum Monza Fiorentina'ya. dokuz. Yani Fiorentina ben gol var diyorum ya oran. Bu Monza gol atıyor. Geçen hafta da Inter'i e yendiler yani deplasmanda. İkinci yarı izledim başı tamam. Kusura bakma gol var diyorsan He? maç 1-1 biter. Olabilir. Udinese, Cremonese. Udinese kazanacak. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Seni bu konuda şey yapmak istiyorum. Şimdi geçen hafta Beto yoktu. Takımı tanıyamadım. Orad oyuncular şey Ligi bitirmiş. Udinese'de ben onu gördüm. Roma Udinese maçını anlattım. Roma Udinese'yi 3-0 yendi. Roma rotasyonlu kadroyla oynadı. Udinese hiçbir şey yapamadı. Bir tane penaltı kazandılar. Onu ya, da Roma karşısında Bir şey yaptırmıyor bir takım. Ama sanki oyuncular şey oran gitmiş şeye ya. Sağasında mesela Kremonezi'ye. Hadi bakalım. Ya ben sadece uyarıda bulunayım. Udinese'de bu düşüş var ve ard arda şimdi düşme hattındaki takımlarla oynayacaklar. Bence bu notu bir alalım. Kremönöze'de çıkış var aslında. <laughs> tamam de öyle. sürpriz olabilir belki de. Olabilir, olabilir olabilir. Yani Udinese konusundaki endişelerimi de getirdim. Devam edelim bakalım. Milan Netçe. Çocuklar şampiyonlar liginde yola devam etmenin verdiği moralle. 2.5 üst 1.83 abi. Olacak iş değil. Ve bence Milan kazanır ve 2.5 üst. 1.83 mü hakikaten olacak iş değil. Ben Milan'dan 4-5 bekliyorum öyle söyleyeyim. Bu formayı boşuna bu hafta giymedim arkadaşlar. Alıp koyup çantama giderdim. Ama Milan'a inanıyoruz. Ben 1 ve 2.5 üst diyorum o zaman. Sadece 2.5 üst nasıl bir 83 oluyor ya? Bu Lecce'den bir şey beklemedikleri anlamına mı geliyor? Nasıl yorumlamalıyız sence bunu? Yani Milan 2-0 falan Milan genelde mı, öyle ya hani ben ama yok bunun hem hafta içinde bir kutlaması olacağını düşünüyorum taraftarla birlikte. Abi, o yüzden bir duracaklarını zannetmiyorum. Şey Milan'ın son 4 lig maçına baksana 5 lig maçına. Bakayım ama bak hiç öyle düşünme. Onlar Napoli maçlarının öncesi, arası, ortası vesaire başladığı 11'lere bak o karşılaşmalara. Milan değil o. Bunda ben katılıyorum ben, barışlar. Ben mesela iki buçuk üst çok iyi bir seçim. Çok iyi. Bunda ben normal kadrosuyla oynayacağını düşünüyorum. Hadi bakalım devam ettim o zaman. Juventus Napoli. İçinden bir ses diyor ki Juventus bu maçı kaybetmeyecek. İçindeki ses doğru söylüyor olabilir. 250 yani bir, bir x girsen bir de üç buçuk gol golü geçmez alt diyorum ben. Yani. iki buçuk değil mi üç buçuk alt derim bir taraftan bir x yani Juventus kaybetmez bir taraftan üç buçuk alt hangisini Napoli'de istersen. de yani hoca herhalde biraz bu takımı toparlamak isteyecektir ya Toparlasın da tane... şu an 15 puanın gelmesi de bir şey oldu. Juventus. Tabii. Yani Juventus'un moral Motivasyonu geldi. var. şeyin motivasyonu kalmadı. Şampiyonlar gidiyor yok. Napoli'nin. Ben bu maçta gol var olur diyorum oran ya. Bakalım. İki tarafta gol atar diyorum. Elche Valencia. Sana bırakıyorum. İki diyeceğiz mecburen. Artık Valencia düşmüş Elche'yi yener. Yenmesi gerekir. Mecburiyetten iki. Barcelona Atletico Madrid. Neden burada benim bütün arkadaşlarım? Biz bu maçı konuştuk birazdan. Ne diyorlar? Bir mi diyorlar? Yok abi herkes Atatürk'ü kaybetmeyeceğini söylüyor. Ben bir diyorum o zaman. Bir mi diyorsun? Arkadaşlarını kılıç çektim. Barcelona da çünkü sendeledi. Gol atamıyor son maçlarda evet, falan. Evet Lewandowski. Pişman ama bu maçı ciddi alacaklar. Daha bu sene oynayabilecekleri önemli maç kalmadı Orhan. Şampiyonlara gidiyorlar zaten. Ben yine de beraberlik ihtimali var diyorum o maçta. Ben bir diyorum abi. 1.74. Kimse kimseye vermez. Barcelona Atletico Madrid deplasmanında oynasa bir 74 çıkardı normalde. Kendi evinde bir 74 veriyor. Kusura bakmasınlar. Atletico Madrid'de gördük. Son dönemde özüne dönmeye başladı. Tamam Griezmann çok formda. Bayılıyorum. O takımın ben hatırla Atletico Madrid'de en çok salladığım dönemde de bir tek Griezmann'ı ayırdım. Diğer herkese salladım. Karakterli bir oyuncu çünkü ve şu anda da hak ettiğini alıyor. Ben bir diyorum. Mallorca Etafe. Valla bak etafe biraz böyle rahatladı gibi oldu son dönemde kaybettikçe üst üste. Sonuçta nereden baksan 3-4 puan kaldı. Kim Değil var? Mi? Onlar da Valencia'yla arasında. Şimdi Valencia bir kazansa 30-31 olacak e, kazanması muhtemel Haliyle e, ben bu maçın kolay geçmeyeceğini düşünüyorum. Mallorca son dönemde iyi olsa da. Ben beraberlik diyorum. Mümkün. Sevilla Villarreal. Burada ben şunu diyorum. Sevilla kazanır. 2.48 oranı var. Sana hiç kılıç çekmeyeceğim. Ben de Sevilla'ya bu maçta güveniyorum. Yani bu güveni bu hoca oluşturdu bizde. Mendili var. Geldikten sonra yaptıkları takım artık küme düşme korkusu yaşamıyor. Evet. United eylemiş. Kendi evinde. Taraftar inanır gelir bu maça. Villarreal tamam tehlikeli bir takım falan ama ben daha enteresan bir şey daha ekleyeyim buraya oran. Ben diyorum ki bu karşılaşma üst olabilir. 1.74 oranı var. Ne olabilir? Ki Sevilla'ya üst diyeceğim hiç aklıma gelmez ama. Ama son diyorum. dönemde gördüğün zaman 2-0'dan 2-2'ler mi dersin? Kırmızı kart görüp 2 gol atıp Celta Vigo maçında oradan 2-2'ler mi dersin? Tabii tabii. <laughs> United'da 2-0 2-2 3-0 mu dersin? Oyuncular rehabilite olmuş. Aynen öyle. Freiburg Schalke. Freiburg kazanır. Önemli bir şey var. İç sahada bence. Eee 1 ve 3.5 alt 2-12. <laughs> güzel. Burada 4.5 dört, dört buçuk demedi ama 3.5 olabilir. Üç olabilir. Freiburg. Bakayım bunun oranı. 1.56 Freiburg kazanır. Levan Kuzen nasıl güzel götürdü ama sen Değil mi? Değil mi? Ama söylemişsin sen zaten. Bu takım deplasmanda tabii, daha rahat tabii, tabii Daha rahat yani. eder. <laughs> zaten bir o bak var ya eğer canlı oynamış canlı şey yapsaydık. Leverkusen biri gol attı ya. Bitti gitti. Bak bitti gitti ondan sonra. arkasına Arkasında 3.5 gol ekle direkt. Çünkü Sanchez inanılmaz iyi savunma yaptı bak. Hem diğer Union Berlin maçlarında iki kere gelip dört kere gol atan bir insan ya. Bu aslında benzer nitelikte takımları. O takımların... çünkü çok iyi duruyor, çok iyi kontraya çıkıyor. E, şimdi berabere bitirdin. Şey attı golü. Leverkusen sahanın kendi sahanda. Ne yapacaksın ondan sonra? Bütün o silahın gitti senin, gücün gitti. Bütün Belçika takımlarında var bu biliyor musun? Bak Anderlet aynı şekilde. bir 7 2yi yedi, yedi hemen peşine. Gent 1-0 götürürken çok iyiydi. 1-1-1 oldu. Sonra bir rüzgar 4-1. Sencilio aynı şekilde. Kalite yani kırılıyorlar oluyor. bir yerde. Freiburg'un tek başına galibiyet oranı da çok iyi oran. Hadi ya. biraz oranları yükselteyim bunu. Yüksel. Sonra. Devam et bak. Ediyorum o zaman. Leverkusen Leipzig. Leverkusen Leipzig çok böyle başa baş bir takım. 1.56 üstü alırsın zaten burada. Tamam. Ama şunu söyleyeyim Leverkusen benim burada favorim. Öyle mi? Ama 1.56 ama daha 1.56 daha çok. %80 %81.56 derim. Ben As, bu, asıl aşağıya gelsin. Bu ne ne geçti bu maç benim aklımdan. Sana söyleyeyim mi? 2-4. Abi o kadar gollü olmayabilir bu maç. He? O kadar gollü olmayabilir ama öyle iki takım ki 10 dakikada 4 gol çıkarabilir. Çıkarabilir ama ben, 50, 70 dakikada birbirini kitleyebilir. Ben Leipzig tarafındayım çünkü. Hmm. Ya yani Leverkusen şimdi o deplasmanlı rehavet. Ben söyleyeyim. Şampiyonlar takımı çok iyi şu anda. O zaman devam ediyorum. Möşin Gladbach Union Berlin herhalde bu maça kilitlendin. 2.60'ı değil Union Berlin diyorum. Ne diyorsun? Ya Gladbach'ın zona yerine getirdiği kaleci çok iyi çıktı. İnanılmaz iyi kaleci ama şunu söyleyeyim. Union Berlin gol atacak. Hatta şunu söyleyeyim. Bu maçın üst oranı niye bu kadar yüksek? Union Berlin'den ama girin üstte yani. Bak 1.84. Vallahi... Ne 1.84? Üst. Bak o ayrı. 2 ve 2.5 üst kaç? Onu Hatta herhalde... ilk tercihim 1.84 üst olsun. Çünkü ben ilk golü kesin Union Berlin atacağını biliyorum zaten. Tamam. Sonrası Gladbach beraberliğe kadar ister Abi Union Berlin atar. 2.5 üst bak şöyle söyleyeyim. Servet değerinde olabilir. Bakıyorum şu anda. 4.80. Tamam ama ilk 2.5 üst garanti olan. 1.80 küsür. Hı -hı. Vallahi çok iyi. Şimdi Gladbach sahasında güçlü. Ben ilk 1.84. Sonra Union Berlin süpürge. Ben yani yani şu maçı notlarımın arasına bir alayım da. Üstüne. Beğendim. Bak bununla beraber hangi Milan üstüne oynasak? Ya. Güzel değil mi? Oynayalım tamam. Gladbach, Union Berlin, Milan, Lecce miydi? Evet. Üst. O zaman devam edelim bakalım. Pazartesi maçları. Giresun, Başakşehir. Abi zor Dün ben Ankara ya. gücü Giresun spor maçını seyrettim Orhan. Yani Giresun öne geçti ama kaleye şut yok. Bir şey yok. Hiçbir şey üretmedi takım. Yani Ankara gücü zorlaya zorlaya geldi kapıyı çaldı 1 1 2 1 3 1 Çok beğendim Ankara Gücünü. Zaten bekliyordum o galibiyeti de. Ama Başakşehir de çok hedefsiz kalmış ya. Ben bu maça sadece alt diyorum. 1.66. İkinci daha çok zor olur. Antalya Sivas karşılıklı gol var. Gol var. Ben de üst dedim bu maça. 1.74. Üst oranı. Fenerbahçe i̇stanbul İstanbulspor. 2.5 üst 1.25. Başka bir şey ne diyeceğim. Ben Fenerbahçe Spor'a 3 tane 4 tane atar diyorum. Ona göre siz kendi yorumlarınızı yapın. Yani her, hep böyle bir sıfırdan sonlarda çevirmeyecek bu takım. 4-5 tane atarlar diyorum bu karşılaşmada. Son maç. Atalanta Roma. Bak Atalanta'dan ziyade Roma daha baskın çıkacak. Bu maç alt biter bir elli. Dün de 120 dakika oynadılar. Onu da hatırlatayım. Yine de Atalanta kazanır diyor musun rahat rahat? Diyemiyorum. Sevmiyorum Atalanta'yı. Aynen öyle. Yani, Berabere bitebilir bu maçı. 2.87 beraberlik oranı. Ben Atalanta'da ya yani o o ayrım, o homojen yapı olmadığı sürece bunu hep söyleyeceğim oran. Çok yetenekli oyuncularla çok tahta bacak oyuncular aynı takımda. Yarı yarıya. Hangi Atalanta'yı seyredeceğimi evet. bilmiyorum. İki, e Roma belli. 2-3 gol mantıklı. Ben beraberlik diyorum. Gelsin mi kuponlar? Gelsin. Bütün programı konuştuk. Ben 5 tane maç seçtim arkadaşlar. İster buradan seçip alın. Çünkü dedim ki garantiye gideyim. Bugün dümdüz bir kupon yapayım. Adana Demirspor kazanır diyorum. Valencia kazanır diyorum. Galatasaray ilk yarıda bir, 1 1.44. Beşiktaş kazanır diyorum. 1.53. Ve Lazio kazanır diyorum 1.63. Ya yani ben biraz garantiye gittim. Bayram'da dedim ki hiç riske girmeyeyim. Zaten riske gireceğimiz maçları söyledik. Benim ama ekstra şey kuponlarımda kendim deneyeceğim zaten o söylediğimiz maçlara. Orhan'ınki gelsin bakalım. Orhan da yine 6'lıyı bozmamış. Evet. Augsburg şut kartı güveniyor. Hem yeni teknik hörnesin hem Augsburg'un genel futbolu üst bir atmış bu akşam. Evet. Her tabelin Paldar'da ile maçında kazanır diyorum. Leverkusen Leipzig üst demiştim zaten. Ümraniye Beşiktaş sürprizi bile içerisine alacak bir üst. Üst. Fulham dediğin dediğim gibi iki formda takım karşı gol var veya üst ben üst tercih ettim. Ve dadam dadam son Sevilya'da şey. da verdim. Sevilla'da kazanır diyorsun. 2.48 valla çok güzel. Buradan güzel harmanları yapın. Bayramda kendi kuponunuzu oluşturun. Bizim özellikle burada konuşurken daha önce çünkü Orhan'la biz maçları değerlendirmiyoruz. Ya da işte sen ona ne diyeceğim, ben buna ne diyeceğim. Burada çünkü öğreniyoruz. Konuşup anlaştığımız birçok da maç var. Onlara da dikkat edin diyorum. Oran var mı eklemek istedim? Eyvallah. Şey. Tekrardan mutlu bayramlar diliyoruz arkadaşlar. İyi bayramlar arkadaşlar. Biz burada bugün şekerle tatlı ile geldik. Sevgili Engin sağ olsun getirdi bize bunları. Yedikçe de burada verdik ikileri, üçleri. <laughs> Coştukça coşuyoruz. Herkese iyi bayramlar. Sağlıklı, mutlu, huzurlu. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.